Ülkede her gün ayrı bir gündem oluyor. Ayrı bir yolsuzluk haberi yayınlanıyor. Bazıları kanıtlanabiliyor çok rahat. Her yerde insanlar bunu konuşabiliyor. Gazeteler bunu basabiliyor. Artık yandaş medyalar bile bunun hakkında bahsedebiliyor. Çünkü yolsuzluk oranları çok fazla. Ve buna rağmen şöyle bir olay var. AK Parti oy kaybetmiyor. AK Parti'nin oy kaybetmesinin tek sebebi ekonominin artık kötüleşiyor olması. Mesela sadece bir sülale diyeyim. Bizim sülalede bile artık bunların ekonomik yeteneğine karşı güven kalmadı. Büyük ihtimal artık bunlar da artık eskisi gibi onları desteklemiyorlar. Ama yine de desteklediğini düşünüyorum. Veya çevremde gördüğüm AK Partililerden işte İnegöl'de kaldım iki ay. Orası AK Partili bir yer. Oradaki insanların düşüncelerine baktım. Hala fikirleri değişmiyor. Yolsuzlukları kabul ediyorlar. Ya da görmezden geliyorlar. İşlenmiş suçları, hukukun ayaklar altına alınmasına zaten hiçbir şey demiyorum. Çünkü onlar için hukuk çok da önemli değil. İşlerine yarıyorsa önemli. Gülşen'in tutuklanması şu an büyük ihtimal İnegöl'de bayram havası estirmiştir. Öyle şeyleri hiç takacak insanlar değiller. Yine de çok tuhaf değil mi? Bir yandan böyle suç işlendiğine, yolsuzlukların olduğunu kabul ediyorlar. Bir yandan da onlara karşı inançları çok kuvvetli. Hala da ölümüne destekleyebiliyorlar. İki ay yine gölde durduğum sürede biraz da bu insanların bu konularda ağızlarını aradım. AK Parti hakkında neler düşündüklerini bir sordum onlara bazen. Bunu açık bir şekilde değil böyle muhalif bir şekilde değil. Sonuçta oradaki çoğu kişi beni sadece karikatür çizen biri olarak biliyorlar. Öyle politika ile vesaire uğraşan bir insan olarak bilmiyorlar. Podcastlerimi bilmiyorlar. Sahnede neler anlattığımı bilmiyorlar. Böyle hafif ağız aralmalarda şunları keşfettim ben. Aslında bunlar zaten çoğunuzun tahmin edebileceği şeyler ama yerinde görmüş gibi oldum daha çok. Hala Erdoğan'ın dış politikada çok güçlü bir lider olduğunu düşünüyorlar. Gerçekten Erdoğan'ın çok büyük hamleler yapabildiğini, dünya liderleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorlar. Ve buna baya bir inanıyorlar. Hala işte o one minute muhabbetinin olduğunu düşünüyorlar. Mesela bunu düşünen arkadaşların önlerine genelde şunları sundum işte. Eskiye nazaran şu an herhangi bir gelişmiş ülkeyle dostluk ile, ilişkimizin olmaması, Amerika'nın Rusya'nın canı sıkıldıkça bizi tokatlaması, Araplardan sürekli bir tokat yememiz, dünyada bizi yalnızlaştırma politikasını itmesi, Ukrayna Rusya savaşında bile en mağdurum bizim olmamız, her masada varız ve her masanın kaybedenin bizim olması kısacası. Şu an podcast yaptığım için bütün maddeler direkt aklıma gelmiyor ama yakın dönem dış politikasına baktığınızda ve bununla ilgilenen biriyseniz zaten ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bunları söylediğimde vardır reisimi bildiği diyorlar. Şaka değil. En basit iş işte mülteci konusunu söylüyoruz. Reisin eli kolu bağlıydı diyorlar. Ya reis o kadar güçlüyse niye eli kolu bağlı oluyor? Ya da o konular üzerine kendilerini güçlü hissedebilecek farklı noktalar buluyorlar. Mesela işte Erdoğan zamanında Avrupa'yı tehdit etmişti işte sınırları açarım bak mülteciler gelir diye. Ülkede o kadar mülteci olmasını, çok fazla dış göçün olması, sınırların korunmuyor olmasını falan herhangi bir konuda eleştirmiyorlar. Sınırları açarız bak görürsünüz Avrupa lafını bir kahramanlık bir destansı konu olarak yorumluyorlar. Ekonomi üzerine konuşuyoruz mesela ciddi ciddi Kılıçdaroğlu'nun nasıl ekonomiyi bozan kişi olduğuna inanan o kadar çok insan var ki özellikle böyle eğitimden çok uzak olan o kesimi diyorum. Köylere gidiyorsun o yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler var ya. Onlar Erdoğan'a asla ekonomi konusunda toz kondurmuyorlar. Hatta bu konuda aşırı şaşırırsınız. Bak ekonominin neden bu kadar bozulduğu konusunu tane tane anlatıyorsun. Ve bu sonuca göre değişmez bir şekilde reisin suç olduğunu anlatıyorsun. Ekonominin neden kötü olduğuna dair. Reis lafı geçene kadar her şeye aynen aynen evet he he evet öyle kuzum böyle gidiyorlar reis deyince o yapmamıştır diyorlar körü körüne bir bağlılık var çünkü 20 yıldır dinini savunur gibi vatanını savunur gibi bu partiyi savundular takım tutar gibi bu partiyi tuttular haliyle bu partiden koptuklarında dönek olacaklarını düşünüyorlar o yüzden de deli gibi savunmaya devam ediyorlar bu insanların mesela fikirleri değişmez bu insanlar ne zaman AK Parti'ye oy vermeyi bırakır şöyle anlatayım Erdoğan siyaseti bıraktığında Erdoğan siyaset bırakmadıkça Türkiye'de herhalde bir %25'lik kemik bir kitle Erdoğan'a oy vermeye devam edecek. Bu dönemleri bile muhteşem dönemler olarak değerlendirecekler. Dış mihraklar kavramı var. Dış mihraklar sana ne yaptı diyorum. Cevap vermiyor. Ama onu olduğunu düşünüyor. Çünkü hani ona camide böyle sesleniyor. Camilere gidin zaten hutbelerde bol bol. Neyse. Mesela AK Parti'nin içindeki herkes dindar değil. Daha az dindar olan kesimlerle mesela tarikatların çok artması, tarikatların devletin belirli alanlarını ele geçirmesi anlatıyorum. İnanmıyor. FETÖ döneminden bunu yanmamış bunun. Dili yanmamış. Devlet FETÖ'den sonra bunlara asla izin vermez diye bir algıya girişmiş. Belli kurumlarda sana zorbalık yapılacağını, seni ağır bir mobbinge maruz bırakacaklarını, istifaya zorlayacaklarını anlatıyorum. Eğer belli tarikatlardan değilsen zaten o zamana kadar da mülakatta zaten çoktan eleneceğini de anlatıyorum. Belli tarikatların hangi sektörlerde ön planda olduğunu anlatıyorum. İnanmıyor. Çok değişik bir toplum oluşmuş. Anca AK Partili saygın insanların değiştirmesiyle birlikte oy kaybedeceğine inanıyorum artık. Mesela Sedat Peker'e deli gibi inanıyorlar. Sedat Peker'in dediklerini çok fazla ciddiye alıyor bu insanlar. Çünkü Sedat Peker eski AK Partili. Parti içindeki Ali Babacan sevdalıları Ali Babacan partiden çıkıp yeni parti kurunca ona doğru kaymaya başladı. Çünkü mesela ona inanıyorlar. İki aylık İnegöl sürecinde bunu bol bol denedim. Politikacılar üzerine konuşuyorum. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce herhangi bir muhalif siyasetçi hiç fark etmez. İstedikleri kadar konuşsunlar bu insanların fikirleri değişmez. Anca parti içindeki insanların fikirleri değiştiğinde parti kaybedermiş. Tabii ki bir sonraki seçimde çok özel bir şey olmazsa AK Parti kaybedecek ama bu insanlar da bu olayları desteklemeye devam edecek maalesef. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.